Hoş geldiniz! Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler var başka sağlık çalışanı? Sen de mi doktorsun? Hemşireyim de bir şey anlatayım. Biz Gazi Osman Paşa'da çalışıyorduk. Eğitim Araştırma Hastanesi. Şu üzüldü, mikrofonu verdi ya. Ne zannettin? O kızın maskesi gibi 6 ay sende mi kalacaktı mikrofon? Sarı maske seçilir mi? Mübarek, Allah'ın sesi. Üzerinde çiçekler var. Ha, çiçekler de leke gibi duruyor hayatım. Bak, arkadaşın uyanık, bembeyaz bir şey almış. Moral vereyim mi sana? Arkadaşınki de slip don giymiş gibi. Donla denize giren bunlar işte. Evet hemşire, Gazi Osman Paşa diye ciddi girdin ve biz sulandırdık. Gazi Osman Paşa'da çalışıyorduk. Orada hasta arrest olduğunu yani... Evet, aniden İngilizceye geçti. Ne dedin arada? Hasta arrest olduğunda yani kalbi veya beyni solunumu durduğunda hastaya müdahale ediyoruz. İlk çalıştığım gün ilk nöbetimdi. Ona müdahale ediyoruz diyor. Ne kadar ciddi bir şey. Arkadaki pezevenk böyle yapıyor. Ölmüş ya. Evet. İlk nöbette ilk kez eks yaşadım. Prosedürü bilmiyorum. Yanımda diğer nöbetçi arkadaşlarım falan böyle birden serum maskelerini topladılar, makasları topladılar falan. Her şeyi toplayıp kaçtılar. Ne oluyor dedim ya. Linç edecekler diye mi kaçtılar? Aynen öyle. Kaçtılar. Beni direkt odaya soktular, hemşire odasına. Orada kapıyı dedi ki arkadan kilitle dedi, biz dedi diğer odaya gidiyoruz. Lan dedim ne oluyor? Ondan sonra bir anladım ki geri dönüp baktığımda bütün monitörler falan yerde. Yani genel olarak bunu yaşıyoruz anlamında söylüyorum. Sen hala Gazi Osman Paşa'da mısın? Hayır, şimdi yaktık orayı, Taksim'e geldik. Nasıl yaktınız? Yani yaktık derken aynen ihale bana kalmasın. Onu öyle demedi hayatım. O şey olur ya, burayı almayın. Burası kamerayı kırın. Orası yandı ya. Ne kadar mısın? Orası yandı. Yandı. Taksim'e geçtik. Şimdi Taksim'deyiz. Tüh. Ben de üzgünüm senin kadar. Bir şey söyleyeceğim. İki kişi mi geldiniz sağlık çalışanı olarak? Evet. Ben sağlık çalışanı değilim. Sen? Ben elektronikçiyim. Tamam, çık dışarı. Eşi. Eşi misin? Evet. Tamam, geri gel. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar maskeyi muazzam takan birini buraya kadar maske takmış. Bebişin adı nedir? Hafize. Kimle geldin buraya Hafize? Eşim, kardeşim. Nerede eşim ve kardeşim? Yanımda. Merhaba. Eşi nerede? Dağ kenarda. Eşi sen misin? Eyvallah. Hafizeciğim tanıyabilir miyiz seni? Kardeşin de diğer tarafta. Sarılı. Evet. Sarılı. Senin bak maskeni gömlek versiyonu. O gömlekten bir sürü maske olur. Hafize tanıyalım seni. Muhasebe uzmanıyım özel bir sektörde. Ama Halit sence mesleğinizi güzel temsil ediyor mu? Yorum yapmayacağım. Yok vallahi yapayım ya. Halit ilgi seviyor, ilgi seviyor. Pezevenk yani. Nerede tanıştınız? Mahallede. Ne, kaç senedir evlisiniz? 3,5, 10 senede bir geçmişimiz var. Oo, nasıl tanıştınız? Mahallede. Hayır, mekan değil, nasıl, how? Yani kim geldi, mesela top oynarken sana çarptı da özür dilerim dedi. 7 kere 8 kaç dedi, sen bildin, aa sen de muhasebecisin, ne dedi? Yok, ben platoniktim zaten. Vay, nasıl bakışıyordunuz falan değil mi? Yani sayılır. O dönemler MySpace diye şey vardı. Oradan konuşmaya başladık önce. Öyle oradan tanıştık. Oradan birlikte olmaya başladık. Sonra mecbur evlendin değil mi? Mahallede vururlardı. Yok. Evet yapıyor kafasını. Çocuk var mı? Gelecek inşallah. Ne zaman? Ocak'ta. Ya kocaman bir alkış duruş. Cinsiyeti belli o zaman. Evet. Erkek mi? Kız. Kız. Erkek olsaydı değerli meslektaşın Halit'in adını koymak ister miydin? Yok. Halit'e bak nasıl mutlu, nasıl gurur duyuyor kendini. Bize bir fantazini ve sıçma hikayeni anlatır mısın bebiş? Ya sıçma hikayem yok. Fantazimde bir gün zengin olursam paranın beni bozmamasını istiyorum. Anladım. İnşallah böyle problemin olur hayatım. İnşallah benim de böyle problem olur. İnşallah. Bir eşinin var mı sıçma ya da fantazisi? Ona veririm. Tamam Hakan, ona spreye gerek yok. Öpüşüyorlardır muhtemelen. Merhaba, Halil adım. Halil'cim, fantazi veya sıçma? Fantaziyim şöyle, kendime ait bir metrobüsüm olsun istiyorum ya. O kadar çok bıktım ki metrobüsten. Hani böyle özel, şahsıma özel. Böyle biri vardı internette, viral olmuştu. Kendime metrobüs alacağım, boş, kendim gideceğim, geleceğim diye. Evet, onu hatırlıyorum. Yılbaşı çekilişinde istiyordu o adam da. Evet, metrobüste bir de hep yer kapan bir herif var ya. Her yerde hep oturarak gidiyor filan. Yok, öyle her gün yer kapıyorum da artık ondan da sıkıldım. O mücadeleden de bıktım ya. Amerikan futbolcusu gibiyim ya. Herkes ittire ittire. Evet evet hatırlıyorum kardeşim. Ben de Güngören tarafında otururken metrobüse gidip geliyordum ve çok fenaydı. Bir de böyle metrobüse veliaht belirleyenler var. Ben ona uyuz oluyorum. Ya kalkıyor yerine birini belirliyor. Benden sonra teyze sen otur. Babandan kalan arazisi ki o senin. Göt. Oturdun sen gidince oradaki hakkın sona eriyor yani. Sıçma iken de mi yok? Ben anlatabilir miyim istiyorsan? Anlat lan. Tıp öğrencisi olarak. Üçüncü sınıfta abi bizim şöyle... Biz hep ilk iki sene teorik dersler görürüz. Üçüncü sene böyle bizi bir doktorluğun şiddetine böyle bir alıştırmak için bir sözlü yaparlar. Dahiliye sözlüsü. Bu sözlülerde de çok sert hocalar olur. Böyle kimse onlara düşmemeye çalışır.
Ben de böyle 40 tane hoca var gerçekten. Bak ne dersler işliyor adamlar doktor olmak için. Evet. Adam yatı var. Biz de ömrümüzü verdik ama. Tamam, teşekkürler. Abi birkaç gün ben bu sözlüğe bayağı çalıştım ama hocanın dışındaki her şeye hani çok güveniyorum. %5 ihtimal gelmez muhtemelen. Sonra sabah yarım saat kala açıklanıyor bu hocalar ve o hoca gelmiş yani tam aşağı. Bekliyorum arkadaşlar falan. Önce işte girenler çıkıyor böyle. Kızlar zaten ağlayarak çıkıyor böyle. Erkekler perişan böyle. Ben zaten o an bittim. Şimdi bu konu ne? Çok zor bir hoca var. O sizi sözlüğe kaldırıyor. Bu mu üzücü? Yok yok. Ha anladım. Aniden haber verdiler ve sen heyecan yaptın. Evet. Abi ben konuyu alamadım ama ağzına sıçtığını... Evet. Eyvallah kardeşim. Güzel anıydı. Gül gül öldük. Çok teşekkürler. Evet bebiş hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nerede öğrencisin? Ben Marmara Üniversitesi'ndeyim. Bölüm? Hukuk. Vay. Evet. Avukat olacaksın. Yoksa hakim, savcı. Deneyeceğim sınavları. Ali abinin %1 milyon torpili vardı. Var değil mi Ali abi tanıdığı? Yardımcı olursun. Vay. Ben emindim olduğuna. Salondaki en taşlaklı kişinin Ali abi olduğuna eminim arkadaşlar. Estağfurullah. Zıttını iddia eden tıp çocuklarına iddia eder. Melek gibi çocuklar yüksek yüksek puan almış. Anısı böyle şey. Sözlü çok zordu kalmışım. Ya nasıl düzgün insanlar ya. Senin anını yerim ya ben. Anı diye anlattığı şey, aksilik diye anlattığı şey bana şey gibi geldi. Aa öyle mi filan. Babam beni balkondan sarkıtıyordu lan. Sepet olmadığı için. Sen ne okuyorsun? Ben işte bilgisayar. Nasıl tanıştınız? Ortak arkadaş sayesinde. Benim yakın arkadaşım aynı zamanda onun da yakın arkadaşıydı. Birbirinize yakıştırdı sizi. Evet öyle. Ne kadar oldu çıkalı? 2 ay daha çok. Ya belli aşk var. En çok neyinden evet. Etkilendin? En çok neyinden etkilendim? Oha yeni bakıyor çocuğa. Ya böyle şeyi çok iyi. Gezelim dediğimde falan ya da bir şey yapalım. Sürekli plan kuruyor. Anladım. Gezelim dediğimde hemen geliyor diyeceksin zannettim. Hemen geliyor. Bayağı sen onu aslında organizasyon yeteneğine etkilendin yani. Çok aşık mısın gerçekten. Sen en çok neyden etkilendin? Ben böyle çok güvenilir buldum. Bu arkadaşlar değil. Bu bir ilişki değil, iş anlaşması. Farkında mısın? Bu bir anlaşma yani. Bayağı hani iki tarafta zerre romantizm. Ben çok istatistiklere baktım ve çok dedim bizim fizibilitemize uyuyor. Ya biz böyle çok bir anda böyle tatile gittik durduk yere. Orada böyle bir ortamın da romantikliğiyle çok iyi bir şekilde anlaştık yani. İlk konuşmalarımız o şekilde ilerledi hep. Anladım. Yaz aşkı yani. Yani diyebiliriz evet. Gitmek üzere diye arkadan bir fitne fücür. 25 yıldır yalnız olan çocuk istedi ki başka kimse sevişemesin. O senle mi geldi pezevenk? Evet, evet. Ha belli. Abi sizden bir tane var zaten. İkinciye biz şu anda doluyuz. Ama ikinci yarı boşalıyor ya buralar. Boşalan yerlerden bir tanesine oturabilirsin. İkinci yarı sana da arada söz veririz. O şekilde daha iyi kendini rezil edebilirsin kardeşim. Adın ne? Rıdvan. Rıdvan sen çok ürkütücü duruyorsun buradan. Halil yine şeydi, sempatikti. Çok güzel bir abindir kendisi. Aile dostumuz. Çok güzel bir abindi. Evet. Senden büyük mü Rıdvan? Kesinlikle. Rıdvan kaç yaşındasın? 32. Sen kaç yaşındasın? Kaç gösterelim burada? 32. 28. Tamam. Her şeyde yoruyor ha. Yaşını soruyorum, kaç göstereyim? Söyle işte. Bir kızda genel olarak en etkilendiğin şey nedir peki? Gerçekten güven ben çok önem veriyorum ya. Güven istiyorum ve en biraz da gözler. Bu nasıl bir geçiş oldu lan? Güven olsun ve hisleri ve biraz da götü güzel olursa... Ama gözlerden güveni anlarsın ya. Yarrağımı anlarsın. Kanka daha önce ne gözler beni ne göte getirdi değil mi sen? O yüzden hiç girmeyeyim o konuya. Şimdi bak mesela şu maskeli kız neler yaşamıştır gözlerden aldanarak değil mi? Komşusuyla aldatılan. Gözlerden aldım. Gözlerden oldu hep diyor. Hiç samimi değildi hayatım. Ayrıntı verirsin. İkinci yarı konuşuruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın merhaba. Ne? Soner ismim. Soner Karabudak. Ne iş yapıyorsun Soner? Bizim aile şirketimiz var. Orada satın alma departmanındayım. Nedir o aile şirketi? Havalandırma, ısıtma, soğutma üzerine hava kanalı imalatı yapıyoruz. Fabrikanız var yani? Evet fabrikamız var. Vay bayağı taşaklısın yani. Kimle geldin? Bak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Kadırga TV şöyle yapıyor. Taşak işareti yapıyor eliyle. Kimle geldin? Arkadaşlarımla geldim. Kimler onlar? El kaldırsın. Bir pornocumuz var burada. Ha pornocu sen de mi geldin? Evet. Ha o yüzden o bildiği için taşak işareti yapıyordu. Bir de şeklini de biliyorsa tam olarak... Peki hakem, nerede oturuyorsun? Pendik'te oturuyorum. Hayır, eviniz o tarafta. Pendik'te doğdunuz, büyüdünüz. Evet, yani Kartal'da doğup büyüdüm de evlendikten sonra... Evlendin, nerede mi yenge? Evde şu anda.
Güzel. Ne kadar demokratik bir ilişki. Evet. Bize bir fantazini veya sıçma hikayeni anlatır mısın? Sıçma hikayesi 2-3 tane var istiyorsanız. Bir tanesini anlatayım. Çok da zaman almayayım. Yo yo anlat. 2-3 saat beklerim. O zaman çok sevdiğim bir kız vardı. Yani duygusal anlamda bir şey beslediğim bir kız vardı. Bir şey beslediğim. Sakin oğlum sakin. Uzun eşek oynuyoruz arkadaşlarla. Çiğ et verin. Evet. Sonra yani o kızlara telefon vardı. O zaman işte böyle Nokia'nın tuşlu kameralı telefonları vardı. Videoyu çekiyor. Sonrasında sıra bana geldi. Ben de tabii gaza geldim. Böyle herkes bizi izliyor vesaire. Koştum atladım. Sonrasında ya bir ses çıktı 2-3 saniye sonra. Pantolonum yırtılmıştı. Peki pantolon derken kilot da mı görünüyor? Kilot da mı yırtıldı? O da yırtıldı komple. Öyle olunca... Güzel, erotik bir şey öyle olunca rezil oldum. O video yıllar evet. boyu dolaştı falan böyle. Ama çocuktunuz, olabilir tabii, böyle şeyler. Tabii, çocuktuk aynen. Yetişkin sen olsa Ali abiye denk gelsin. Bebiş sen niye telefonla oynuyorsun? Hoş geldin Bebişko. Hoş buldum. Kimle konuşuyorsun? Halam aramış, ona haber verdim. Halan mı aramış? Evet. Halan şu anda aradığında acil miydi geri dönmen halana? Yani burada olduğumu bilmiyorlar. Halanla da mı kalıyorsun? Hayır, arkadaşımda kalıyorum. Yani kalacağım. Çıkışta onlara gideceğim. Ya ben seni yerim, yaşı küçükmüş ya. Konuştukça anlaşılıyor. Burada olduğumu bilmiyorlar. Bir maske şey yapsanıza. Evden kaçmadın değil mi? Yok yok. Buradan yetkililere bir şey söylememize gerek yok. Öğrenci misin? Üniversite mi? Evet. Nerede? Düzce Üniversitesi. Düzce Üniversitesi. Düzce'de üniversite mi var? Güzel. Var. Ne kadar güzel bir şey. Öncelikle Düzce'de üniversite olmasına sevindim. Sonra da senin kazanmış olmana sevindim. Bölüm ne? Nüfus ve vatandaşlık. Mezun olunca vatandaş oluyorsun. TC vatandaşı yani öyle bir... Güzel. İstanbul'da mı yaşıyorsun ailenle? İstanbul'da yaşıyorum. Ailenle yaşıyorsun. Evet. Halan niye arıyor seni peki? Merak ediyor. Yani bilmiyorum. Ona döndüm. Çok enteresan. Bütün süreyle hesap veriyor olman. Şu anda mesela alakasız. Babanın amcası oğlu arası onda geri dönecek misin? Yani herhalde. Çok sempatik değil mi arkadaşlar? Adın ne? Emine. Teşekkürler Emine. Geri dönebilir miyim telefonuna eğer başka akraban aramadıysa? Bir evde kilitli kalmış olsaydınız ve o kişi ünlü olsa kim olurdu? Ya abi... Biraz düşünebilir miyim? Niye oğlum sen kafan güzel gibi konuşuyorsun? Doktorlarla ilgili bir şey anlatayım mı abi? Doktorlarla ilgili. Tamam anlatsın lan. Ver mikrofonu anlatsın. Abi benim 5 yaşımdan beri kafamda taş var. Hani doktor almamış zamanında. Hala onunla yaşıyorum. Taş. Taş. Evet. Nasıl yani taş? Ya şöyle olay oldu. Biz lojmanda yaşıyorduk. Bir sevmediğim bir çocuk vardı. Ben bu çocuğa sinir olmuştum. Bisikletten düşürmeye çalışıyordum çocuğu. İp gerdim bir tane. Çocuk ipe takıldı benim üstüme düştü. Ve hep beni buluyor işte cenabelikte. Oğlum bir kere adama ip yapmasan kafana gelmeyecek. Niye cenabet olsun? Herif o tuzak kurmuş. Normalde adamın kafası kırılmadı. Kendi kafası kırıldı diye beni nasıl buluyor ya bunlar? Çünkü filmlerde gördüğüm tuzak. Bu bir tuzak kurmuşsun aslında. Daha sonra işte hastaneye gittik. Kafam yarılmıştı. Doktor baktı işte 3-5 taş var. Temizledi yarısını. Gerisi de kaybolur ya sıkıntı yok dedi. Kapattı yarayı. Hala şuna taş var yani. Röntgen çekseler bir merak ediyorum. Kafana taş var ya. Bunlar değerli taşlar mı peki? Yok ya kum çakı. Bir haber değerleri yok yani. Kafanda taş var. O konu bu yani. Bu yüzden mikrofonu çağırdım. Sıçma hikayesiydi aslında bu. Hani tüm hayatım boyunca bu devam ediyor. 5 yaşında. Yani bu taşlar geldiğinden beri işlerim rast gitmiyor diyorsun. Ben ona yoruyorum. Çünkü oradan beri şey böyle bir bedevilik devam ediyor. Hangi yasağı çiğnemek çekici geliyor? İşte burada demin anlattığım hikayeyle zaten. Yasak. Bir taşla. 3-5 yasak zaten. Ya anladım. Verdim, sen yasak ilişki verdi. Yaşamak heyecan veriyor sana. Veriyor demeyeyim. Verdi. Verdi zamanında. Ama verse heyecanlanır. Herkes bir şey oldu. Yasak. 1 milyon dolarınız olsa ne yapardınız? Söyleyebilirim. Söyle. Çalıştığım şirketi satın almak isterdim. Sonra? Sonra istediğim saatte şirkete gitmek isterdim. Ha bir şey. Birimini satıyor mu ki? Satmışsın. Mesela gidiyorsun bir şey diyorsun. Resepsiyonu ben 2 milyon dolar alsam. Hani dahiliyeyi şu kadar alsam diyebiliyor musun? Yani 1 milyon dolarım zaten olmayacak. O kadar bak arkadaşlar bu baya ne kadar fakir olduğunu da 1 milyon dolara her şey yapabileceğini düşünüyor. Ben bir şey. Söyle. Abim benim mezarlıklar müdürlüğünde çalışıyor. Cenaze için bir yere gidiyor. Cenazeyi bırakıyorlar gasilhaneye. Tabut boş. Orası da çok soğuk. Abim de ölüden hiç korkmaz. Tabutun içine yatıyor. Lan inanılmaz ya. Yeşil şeyi örtüyor. Yeşil o üstteki... Örtüyü. Örtü ne derler ona? Bilmiyorum. Ha? Kefen değil lan, kefen beyaz olan. Oha bir de bunu tıp öğrenmişsin. O sırada imam geliyor abi.
içeri gazilehaneye. Abim de hareket ediyor sırada. Oha! Ama gerçek, şaka olsun diye değil yani, gerçek hikaye. İmam bayılıyor abi orada. İmam bayıldı. Evet, imam bayıldı şakasını kim yapacak diye bir bekledik. Anladım, güzel hikayeydi. Çarpını kime vermek istersin? Mehmet'e verin. Bir alkışlar. Yeni beton dökülmüş yerler oluyor ya, oraya basmayı seviyorum. Basıp kaçmayı seviyorum. Basıp kaçıyor musun? Evet. Peki basıp kalsan orada? Sıkıntı olabilirsiniz. Evet, sıkıntı. Cengiz Kurtoğlu, Allah'ını seversen senin içinde bir son ütücü mü var balım? Olabilir. Gözünü seveyim ya. Şampiyon! Evet. Güldükçe çoğalıyoruz inadına. Eyvallah! Çok sağ olun.